Arkadaşlar merhaba. Kadraj Matematik Soru Bankamızın çarpanlar katlar konusunun dördüncü testinin çözümleriyle beraberiz. Birinci sorumuza başlayalım. Bir sınıfın resim panosunda genişliği 30 cm olan resim kağıtları bir doğru boyunca aralarında 10 cm boşluk kalacak şekilde asılmıştır. İlk resim ile pano arasında boşluk kalmamış ve son resim ile pano arasında 10 cm boşluk kalmıştır. Bu panoya daha fazla resim asmak için resimler bir doğru boyunca aralarında 5 cm boşluk bulunacak şekilde yeniden asılıyor. İlk resim ile pano arasında ve son resim ile pano arasında boşluk kalmamıştır. Sınıf panosunun uzunluğu 5 metre ve 6 metre arasında olduğuna göre son durumda panoya kaç resim kağıdı asılmıştır? İlk durumda 30 cm resim 10 santimetre boşluk, 30 santimetre resim, 10 santimetre boşluk olarak devam ettiğine göre en son 30 santimetre resim, 10 santimetre boşluk kalıyor. Dolayısıyla 30 artı 10'dan panonun uzunluğu 40'ın bir katı olabilir deriz. 40x panonun uzunluğu diyelim. İkinci durumda 30 santimetre resim, 5 santimetre boşluk, 30 santimetre resim, 5 santimetre boşluk 35'in bir katı olduğunu görüyoruz. Ama en son durumda boşluk kalmamıştır dediği için 5 çıkaracağız. 35'in bir katı ama 5 eksiği eşittir a. Panonun uzunluğuna a diyelim. Burada her tarafa 40 ekleyelim ki bu eksi 5'i yok edelim. Artı 40 artı 40 artı 40. Dolayısıyla 40x artı 40 eşittir 35y eksi 5 artı 40 daha artı 35 eşittir a artı 40. 40'ın ve 35'in katını bulduğumuzda, ortak katını bulduğumuzda 5'e böleriz 8, 7. 7'ye böleriz 1, 8'e böleriz 1. Çünkü 7 ve 8'in aralarında asal sayı olduğu için başka ortak böleni yoktur. 5, 7 ve 8 çarptığımızda 280 olarak bulunuyor. Ama panonun uzunluğu 5 metre ile 6 metre arasında, yani 500 santimetre ile 600 santimetre arasında olacak. 280'in 500 ile 600 arasındaki katını bulduğumuzda 280'in 2 katını alırız. 560 olarak bulunur. A artı 40 eşittir 560 ise buradan A 520'ye eşit olur. 35y eksi 5 ifadesi buradaki y resim kağıt sayısını verecek bana zaten. 35 y eksi 5 eşittir 520 ise 35y eşittir 525 olur. Buradan da her iki tarafı 35'e böldüğümüzde y eşittir 15 olarak bulunur. Yani 15 tane resim kağıdı asılmıştır ikinci durumda. Cevap D. İkinci sorumuza devam edelim. Bir markette satılan 3 farklı meyve suyuna ait bilgiler aşağıdaki gibidir. Fiyatları ve taban uzunlukları verilen meyve sulara bir marketin iki kat tarafına aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Her iki raftaki meyve suları paketler arasında boşluk kalmamış ve iki raf tam dolmuştur. Buna göre birinci raftaki meyve sularının tamamının satışından elde edilecek gelir, ikinci raftaki meyve sularının tamamının satışından elde edilecek gelirden en az kaç TL fazladır? Bu sorularda bir kural bulmamız gerekiyor. Birinci raftaki meyve sularına baktığımızda 8 santimetrelik meyve suyu, 6 santimetrelik meyve suyu, 8 santimetrelik meyve suyu, 6 santimetrelik meyve suyu, 8 santimetrelik, 6 santimetrelik olarak devam ediyor. 2 tane meyve suyunun toplam uzunluğu 14, 14, en son olarak 14 olarak devam ettiği için bu rafın uzunluğu 14'ün 1 katıdır deriz. İkinci rafa baktığımızda 10 santimetrelik, 8 santimetrelik, 10 santimetrelik, 8 santimetrelik, 10 santimetrelik, 8 santimetrelik olduğuna göre bu rafın uzunluğu da 18'in bir katıdır deriz. Her iki rafın uzunluğu da birbirine eşit olduğu için rafın uzunlukları 14'ün ve 18'in ortak bir katı olmalı. 14'ün ve 18'in en küçük ortak katını buluruz. Çünkü en az gelir farkını bulmamız gerekiyor. 2'ye böldüğümüzde 7, 9. 7 ve 9 aralarında asal sayı olduğu için 7'ye böleriz 1. Başka ortak bölenleri yoktur çünkü. 9'a böleriz 1. Rafın toplam uzunluğu 2 çarpı 7 çarpı 9 olarak bulunur. Burada her 14 santimetrelik uzunluğa bir meyve suyu çifti geldiği için
2 çarpı 7 çarpı 9'u 14'e böldüğümüzde 2 kere 7 14, 14'ler gitti. 9 tane meyve suyu çifti olur. Bir meyve suyu çiftinin fiyatı 5 TL artı 4 TL'den 9 TL olduğu için 9 tane meyve suyu çifti 9 TL'den 81 TL gelir elde edilir. Birinci raftan 2 çarpı 7 çarpı 9 bölü 18 santimetreye bir meyve suyu çifti geldiği için 18 ile böldüğümüzde 7 tane meyve suyu çifti gelir. Bir çiftin fiyatı, bir meyve suyu çiftinin fiyatı, bunun fiyatı 6, bunun fiyatı 5. Topladığımızda 11 TL'dir. 7 çarpı 11 TL'den 77 TL'de ikinci rafın satışından elde edilecek gelirdir. 81'den 77'yi çıkardığımızda 4 TL fark olur. Yani cevap A. Üçüncü sorumuza devam edelim. Bir fırıncı yapacağı ekmekler için bir haftalık un miktarını belirliyor. Bunun için ağırlıkları farklı olan un çuvallarından birini tercih ediyor. Fırıncı hangi ağırlıktaki un çuvalını tercih ederse etsin bir haftalık ekmek ihtiyacını karşıladığını görüyor. Daha az ödeme yapacak şekilde bir tercihte bulunan fırıncı 1000 TL'den az ödeme yapmıştır. Buna göre fırıncı diğer çuvaldaki unu tercih etseydi en az kaç TL daha fazla ödeme yapardı? Hangi çuvalı tercih ederse etsin bir haftalık un ihtiyacını karşıladığı için ihtiyacı olan un miktarı 50'nin ve 40'ın ortak bir katı olmalı. 50'nin ve 40'ın en küçük ortak katını bulalım. Çünkü 1000 TL'den az ödeme yapacağız. İkisinin de birler basamağı 0 olduğu için 10 ile bölerek başlayabilirim. 10'a böldüm 5 ve 4. 5 ve 4 aralarında asal sayı olduğu için başka ortak bölenleri yoktur. 5'e bölerim 1, 4'e bölerim 1. 10'u 5'i ve 4'ü çarptığımda 200 olarak bulunur. Yani 200 kilogramlık un ihtiyacı var. 200 kilogramlık un ihtiyacını karşılamak için 50 kilogramlık çuvallardan 4 tane, 40 kilogramlık çuvallardan ise 5 tane alması gerekir. Buradan 4 tane aldığında 120 çarpı 4'ten 480 TL verir. 100 çarpı 5'ten de 500 lira verir. 480 liralık çuvalı tercih ediyor. Eğer 500 liralık çuvalı tercih etseydi 20 liralık daha fazla ödeme yapardı. Yani cevap B. Dördüncü sorumuza devam edelim. Duvara eşit uzaklıkta olan iki sporcu toplara farklı şiddette vuruş yapıyor. Toplar duvara dik açıyla çarpıp aynı doğrultu üzerinde geri geliyor. Fatih'in vuruşunun sonucunda duvarda seken topun duvara uzaklığı, Fatih'in duvara uzaklığının 6'da 1'ine eşittir. Barış'ın atışının sonucunda duvardan seken topun duvara uzaklığı ise Barış'ın duvara uzaklığının 8'de 1'ine eşittir. Sporcuların duvar olan uzaklıkları santimetre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre sporcuların ilk vuruşlarından sonra toplar şekildeki konuma gelene kadar aldıkları toplam yol kaç santimetre olabilir? Duvardan seken topların duvara uzaklıkları, sporcuların duvara olan uzaklıklarının 6'da 1'ine ve 8'de 1'ine eşit olduğu için sporcuların duvara olan uzaklıkları 6'nın ve 8'in ortak bir katı olmalı. 6'nın ve 8'in ek okunu bulduğumuzda 2'ye böleriz 3, 4, 3 ve 4 aralarında asal sayı olduğu için başka ortak bölenleri yoktur. 3'e böleriz 1, 4'e böleriz 1. 2'yi, 3'ü ve 4'ü çarptığımızda sporcuların duvar olan uzaklıklarının 24'ün 1 katı olduğunu buluruz. 24K diyelim. Fatih'in duvar olan uzaklığı 24K. Topa vurduktan sonra top duvara çarptıktan sonra geriye doğru 6'da 1'i kadar geliyor. Yani 24K'nin 6'da 1'i 4K. 24K'ye 4K daha eklediğimizde topun aldığı toplam yol 28K. Barış topa vurduktan sonra top duvara çarptıktan sonra duvar olan uzaklığın 8'de 1'ine kadar geri geliyor. 24K'nin 8'de 1'i buraya kadar aldığı yol 3K'dir. 24K'ye 3K'ye daha eklediğimizde topun aldığı toplam yolu 27K olarak buluruz. Topların aldıkları toplam yol 27K artı 28K'den topladığımızda 55K olur. Yani 55'in bir katı olmak zorunda. Şıklara baktığımızda 55'in 7 katı 385'e eşittir. Yani cevap C. Beşinci sorumuza devam edelim. Bir marangoz küp şeklindeki dolapların arasına kırmızı renkli dörtgenler prizması şeklindeki dolaplardan bir sıra yapmıştır. Kapaklı dolaplardan oluşan bu yapının genişliği 5 metreden az ve dolaplar arasında boşluk yoktur. Buna göre bu yapı için marangoz en çok kaç tane dolap yapmıştır? 40 cm'lik küp şeklindeki dolaplar yan yana sıralandığı için bu yapının genişliği 40'ın
bir katı olması gerekiyor. 60 santimetrelik dikdörtgenler prizması şeklindeki kırmızı renkli dolaplar yan yana sıralandığı için aynı zamanda bu yapının genişliği 60'ın da bir katı olmalı. Bunlar aynı noktada buluştuğu için 40'ın ve 60'ın ortak bir katı olması gerekiyor bu yapının genişliği. 40'ın ve 60'ın ek okunu bulduğumuzda ikisi de 20 ile bölünebilir. 20'ye böldüğümüzde 2 ve 3. 2 ve 3 aralarında asal sayı olduğu için başka ortak bölenleri yoktur. 2'ye böleriz 1, 3'e böleriz 1. 20'yi 2'yi ve 3'ü çarptığımızda 120 olarak bulunur. Ama 120'nin öyle bir katını bulmamız gerekiyor ki 5 metreden, yani 500 santimetreden az olacak. 120'nin 500'den büyük olan en büyük katını bulmak için 4. katı, yani 480 santimetre deriz. Bu yapının genişliği 480 santimetredir. 480'i 40'a böldüğümüzde 12 tane küp olur bir sırada. Toplam 4 sıra küp dolap olduğu için 48 tane küp dolaplardan vardır. 480'i 60'a böldüğümüzde de 8 tane dikdörtgenler prizması şeklindeki dolabımız olur. 48 artı 8'den toplam dolap sayımız 56 tane olarak bulunur. Yani cevap C. 4. sorumuza devam edelim. Aşağıda bir meltende üretilen pembe ve mavi renkli pamuk şekerleri ve bu şekerlerin tutacak yerlerini geçirdiği çıtalar görülmektedir. Bu çıtaların her birine kaç tane pamuk şekeri takıldığı ve bir pamuk şekerinin fiyatı tabloda verilmiştir. Kullanılan çıtaların tümü için iki renk pamuk şekerinden de eşit sayıda üretilmiş ve üretilen pamuk şekerlerinden elde edilen toplam kazanç 700 TL ile 800 TL arasında olmuştur. Buna göre toplam en az kaç tane çıta üretilmiştir? Her iki renk içinde üretilen pamuk şekerleri sayısı birbirine eşit ise 12'nin ve 18'in ortak bir katı olmalı. 12 ve 18'in en küçük ortak katını bulduğumuzda 6'ya böldüğümüzde 2, 3, 2'ye böleriz 1, 3'e böleriz 1. 6 kere 2 12, 12 kere 3 36. Yani üretilen pamuk şekerleri sayısı 36'nın bir katı olmalı. 36x tane pembe renk ise tanesi 2 TL'den 72x TL, 36x tane mavi tanesi 3 TL'den 108x TL topladığımızda toplam kazanç 180x. 180x öyle bir değer alacak ki 700'den büyük, 800'den küçük olacak. 180'in 700 ile 800 arasındaki en küçük katı 4. katıdır. Yani 720 TL'dir. X 4 ise 36x, yani 36 çarpı 4'ten toplam 144 tane şeker üretilir. 144'ü 12'ye böldüğümüzde 12 tane çıta pembe renk için, 144'ü 18'e böldüğümüzde 8 tane çıta mavi renk için, 12, 8 daha topladığımızda toplam 20 tane çıta gerekir. Yani cevap 7. sorumuza devam edelim. Aşağıda bir bahçeye ait giriş bölüm ve bu bölüme ait uzunluklar verilmiştir. Giriş kapısının sağındaki ve solundaki duvarların ön yüzü genişlikleri 20 cm'den az olan yeşil ve kırmızı renkli eş tahtalarla aralarında boşluk kalmadan kaplanacaktır. Buna göre bu iş için en az kaç adet tahtaya ihtiyaç vardır? Giriş kapısı 120 cm, sağındaki kısım 510 cm ise 120 ile 510'u topladığımızda 630 yapar. 990 cm'den 630 cm'yi çıkardığımızda giriş kapısının sol tarafındaki kısım 360 cm olarak bulunur. 510 cm ve 360 cm'lik uzunlukları eş tahtalarla kaplamamızı, yani bölmemizi istiyor. Dolayısıyla 510 ve 360'ın 20'den küçük en büyük ortak bölenini buluruz. 510'un ve 360'ın 10'a böldüğümüzde 51, 36, 3'e böldüğümüzde 17 ve 12, 17 ve 12 ortak bölenleri olmadığı için birden başka aralarında asal sayılardır. 10 ve 3'ü çarptığımda en büyük ortak bölenleri 30 santimetredir. Ama biz 20'den küçük olanı arıyoruz. 30'un bölenlerini yazdığımızda 1 çarpı 30, 2 çarpı 15'ten 20'den küçük olan en büyük bölenini 15 olarak buluruz. 360 santimetrelik uzunluğu 15 santimetrelik parçalara böldüğümüzde 24 tane tahta kullanırız. 510'u
15 santimetrelik parçalara böldüğümüzde 34 tane tahta kullanırız. 24 artı 34'ten toplam 58 tane tahta kullanmış oluruz. Yani cevap B. Dördüncü sorumuza devam edelim. Aşağıda bir pastanede üretilen eş baklava dilimlerini tepsideki dizilimi ve bu dilimlerin tepsi kenarındaki uzunlukları verilmiştir. Birinci tepside uzunluk 8 cm, dolayısıyla tepsinin çevresi 8'in bir katıdır. İkinci tepside uzunluk 6 cm, yani tepsinin çevresi aynı zamanda 6'nın da bir katıdır. Her iki tepside de dilimlerin tanesi 7,5 liradan satılmış, tepsinin çevresi 130 cm'den büyük olduğuna göre ikinci durumda tepsideki baklavaların tamamındaki satışından elde edilen gelir birinci durumdan elde edilen gelirden en az kaç TL fazladır diyor. Burada tepsinin çevresi hem 8'in hem de 6'nın katıysa 8'in ve 6'nın ek okunu bulduğumuzda 24'tür. Yani tepsinin çevresi 24'ün bir katı olmak zorunda. 24'ün öyle bir katını bulacağım ki 130'dan büyük olacak. Çünkü çevresi 130'dan büyük demiş bana. Dolayısıyla K'nin yerine 6 yazdığımızda tepsinin çevresi 144 cm olarak bulunur. 144 cm'lik çevreye 8 cm'lik dilimleri koyarsak 144'ü 8'e böldüğümüzde 18 tane dilim olur. 144'ü 6'ya böldüğümüzde ise 24 tane dilim olur. Aradaki fark 6 dilim. Her bir dilim 7,5 TL'den satıldığı için 7,5 TL daha fazla olacak ikinci tepside. Bu da 45 TL yapıyor. Yani cevap D. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da burada sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.